Gel. Hünkâr. Nedir vaziyet Hüseyin Paşa? Şehzadem nerede? Zarife nerede? Niçin getirmedin onları hala? Hünkârım, ben de bu hususla ilgili bir havadis vermek için geldim. Zarife Hatun ve şehzademizin olduğu gemi Malta korsanları tarafından saldırıya uğradı. Şehzadem? Maalesef. Şehzademiz ellerinde. Bu nasıl iştir paşa? Nasıl mani olmazsınız? Kim? Nasıl? Hangi cüretle kaçırır benim şehzademi? Hünkârım, ne deseniz haklısınız. Rodos açıklarında saldırmışlar. Haberi yolda aldık. Zaten bir süredir gemilerimize musallat olmuştu gafiller. Ne yapıp edip? Paşa, ne yapıp edip? Şehzademi ve zarifimi bana geri getireceksin. Anladın mı? Onları bana geri getireceksin. Venedik'e ve Malta'ya ulaklarımız yola çıktı bile. Eğer şehzademizi teslim etmezlerse başlarına gelecekleri bilirler. Gel! Hünkârım, rahatsız ediyorum lakin tasdik etmeniz gereken evrak var. Vahide Sultanımız gönderdiler. Valide Sultanımız evrak gönderdi, öyle mi? Defolun! Defolun, çıkın hepiniz! Kötü bir vaziyeti yoktur inşallah. Evrak göndermişsin yine. Bunları mı tasdik edeceğim? Oğlum, nedir bu öfkenin sebebi? Ben sana söyleyeyim sebebini. Mısır'a gönderdiğin Zarife ile şehzademin gemisini korsanlar basmış. İkisi de düşmanın eline düşmüşler. Oğlum, ben nereden bileyim böyle olacağını? Ben seni ve hanedanı korumak için yaptım, ne yaptım? Bin senedir aynı laf. Kim ağzını açsa ben evlatlarımı korumak için yaptım diyorsun. Şöyle bir bak etrafına. Ne olur şöyle bir bak. Benden başka kim var yanında? Ha? Kim var? Osman mı? Mehmet, Beyazıt, Kasım, Murat, hepsi öldü. Hepsi öldüler. Abilerimin hepsi teker teker öldü. Bir ben varım. Bir ben varım yaşayan. Buna da yaşamak dersen tabii. Haksızlık etme. Az bile söylüyorum. Ben başta inanmadım. İhtimal dahi vermedim. Fakat Murat abim haklıymış. Padişah olduğunda anlarsın demişti. Senin tek derdin saltanatmış meğer. Bu uğurda her şeyden, ama her şeyden vazgeçebilir misin? Evlatlarından dahi. İbrahim! Bitti! Artık senin de, sözünün de hiçbir hükmü yok. Tıpkı şehzademi sürdüğün gibi Mısır'a sürüyorum seni.